Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan herkese. Sevgili danışanlarım, sevgili takipçilerim, ikizler burcu için güzel bir aydan bahsedeceğim. Aslında Temmuz ayına kadar güzel haberlerim var size. 23 Şubat'tan itibaren Mart ayını anlatmam gerekiyor. Mart 2020 gerçekten hafiflediğiniz bir dönem. 23 Şubat'ta Balık burcunun 4 derecesinde bir yeni ay söz konusu. Ve bu yeni ay biraz iş değiştirmek için motivasyonunuzun tam olduğu ama kaygınızın da bir işi bırakıp başka bir şirkete gideceksiniz. Kaygınızın da olabilirliği yani kaygınızın da üst seviyede olduğu bir dönem olacak. Fakat yani gelen bütün iş fırsatları ve onların nasıl diyelim maddi anlamdaki şartları eskisine göre daha iyi olacak. Yani güzel haberlerle Mart ayına başlamış oluyorsunuz 23 Şubat yeni ayından dolayı ve Mart ayı başladığınızda biraz sağlıkla ilgili kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Fakat 4 Mart'ta Merkür Retrosu Kova burcuna geçiş yapacak. 4'ü ile 10'u arasında bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle işinizle ilgili. Akademik yaşantınızla ilgili eğitim alıyorsanız, lise ya da üniversite öğrencisiyseniz o zaman da yine yolunda gitmeyen bir takım aksaklıklar görebilirsiniz. Fakat endişeleriniz o kadar yüksek olmasın, keskin olmasın. Sonuçları düşündüğünüz kadar kötü olmayacak. Ayın 10'unda da Merkür Retrosu bitmiş, tamamlanmış oluyor ve düz hareketini 12-13'ünde dönmüş oluyor sevgili ikizler. Merkür retrodayken kaygı seviyeniz çok yüksek olabilir. Ocak ayında başlattığınız, daha da eskiden başlattığınız bazı projelerinizin bir türlü yol almadığını, ilerlemediğini görüyor olabilirsiniz. Faturalarınızda bir takım hatalar olabilir. Ya da yazışmalarınızda bazı hatalar, yanlış mailler olabilir. Bundan daha büyük bir etki beklemeyin. Merkür retrosu sizi çok fazla kaygılandırmasın. Ama o gecikmeler bile can sıkıcı hal alabilir. Bir takım şeyleri defalarca kontrol etmekte fayda var, titiz olmakta. Özellikle taşınıyorsanız, ev alacaksanız, ev kiralayacaksanız, zorunlu olarak başka bir ile gidiyorsanız. Bazı şeylere imza atmayın demiştim ama atmış olabilirsiniz tabii ki Merkür Retrosu'nda. Biraz titizlenip, inceleyip sonra da imza atmış olabilirsiniz. Bunları yeniden Merkür Retrosu bittikten sonra kontrol etmenizde bir defa daha fayda var. Ki yol yakınken düzeltme yapılabilsin. Güzel haber, Venüs ayın 3'ünde, Mart'ın 3'ünde Boğa burcuna geçiş yapıyor. Dolayısıyla sizin için de bu çok güzel bir etki. Özellikle sağlığınıza kavuşma, sağlıkla ilgili sıkıntısı olan ikizler için sağlığına kavuşma söz konusu bu dönemde. Ve özellikle 5 Mart'la bu 3 Nisan'a kadarki Venüs'ün Boğa burcu transiti nedeniyle geçmişten gelen bir sevgili yeniden karşınıza çıkabilir. Eski bir arkadaşınız artık sevgili haline gelebilir. Yani aşk hayatınızda böyle güzel bir kıpırdanma söz konusu bu dönemde. Ne zamana kadar sürüyor? Aslında Nisan'ın 3'üne kadar, 4'üne kadar, 10'una kadar da bunun etkisini alıyor durumda olacaksınız. Bu dönem biraz sizin 12. eviniz etkilenecek. Yani duygusal ve depresif olabilirsiniz ama bunun üzerinde de çok durmayın derim. Çünkü gerçekten hayatınıza giren insan sizi biraz daha hafifletecek. Duygusal anlamda yükünüzü alacak diyebilirim. Ve 9 Mart'ta bir dolunay var. 19 derece Başak Burcu'nda. Bir önceki 20 derece Aslan'daydı. Etkilendiniz elbette ki Şubat'taki dolunaydan da. Bunun da etkisi 1-1,5 gün sürecek ama aileden biri ya da eş, sevgili, kız arkadaş, erkek arkadaş bunlardan biri bir hayal kırıklığına uğratabilir sizi. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama özellikle bununla ilgili ikili ilişkiler konusunda sinastri çalışması istiyorsunuz. Tabii seve seve iki kişinin uyumu için. Bazen iş ortaklıklarının uyumu için bile bu gerekebiliyor. İki kişinin uyumu için, anne çocuk uyumu için sinastri çalışması yapabiliyoruz. Bu ayın 9'unda dolunayda bir ilişkinin tamamlanması, eskisi kadar psikolojinin o kadar iyi olmadığının göstergesi olabilecek bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Üzerinde çok durmayacaksınız. Ve Merkür tekrar Balık burcuna geçiş yapıyor ayın ortasında 16'sında. Bu da güzel bir haber. Özellikle işinizle ilgili arka arkaya güzel haberler alabilirsiniz. İşiniz sizin düşündüğünüzden daha iyi şartlarda olabilir. Ve sizin de maddi anlamda şartlarınızı, saatlerinizi mesela iyileştirebilirler ve bu şekilde de işinizle ilgili biraz daha hafiflediğiniz bir dönem olacak. Merkür'ün Balık esnasındaki durumunda.
20 Mart'ta artık Güneş Koç burcuna geçiş yapıyor ve 19 Nisan'a kadar da burada kalacak. Şimdi artık 11. eviniz etkilenecek ve şansınız açılacak. Şanslı bir dönem bu bir ay boyunca. 20 Mart'tan itibaren güzel bir şans sizi bekliyor. Aslında 2 Temmuz'a kadar da bu sürüyor. O tabii ki Satürn ile alakalı. Bir Satürn'den de bahsedeceğim birazdan. Ama şanslı güzel bir dönem. Elinize hiç beklemediğiniz bir para geçebilir. Bir maddi rahatlama yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz, beklemediğiniz bir krediniz onaylanabilir. Yani onaylanmasını zannetmiyorum, ummuyorum dediğiniz bir şeyin sonucunu olumlu alabilirsiniz sevgili ikizler. Özellikle eğitim hayatındaki arkadaşlarımın eğitimle ilgili sonuçlarını güzel toparlayacakları bazı arka arkaya sınavları olabilir. Tam da Mart dönemi sınav dönemi tabii ikizler için bu anlamda güzel bir şans var. Ama Mars Oğlak Burcu'ndaydı ve 30 Mart'a kadar da Oğlak Burcu'nda. O bakımdan da çok titizlenirseniz sonuçlarını alıyor durumda olacaksınız. Güzel bir şekilde sevgili ikizler 30'undan sonra da artık Kova Burcu'na geçiş yapıyor ve 45 gün Kova Burcu'nda kalacak. Bu dönem sizin 13 Mayıs, 14 Mayıs, 15 Mayıs'a kadar etkisini sürdürür bu. 45 gün sürer. Mars Kova'dayken kendinizi, yani birinci ev konuları kendinizi değiştireceğiniz bir dönemde olacaksınız. Yani sanki Mars sizin burcunuza giriş yapmış gibi sevgili ikizler. Çünkü hem kendinizde bir takım değişiklikler, yani spora başlama, diyete başlama gibi bir disiplin, yani arka arkaya yapacağınız düzenli bir iyileşme çalışması, sağlık kontrolleri bu dönem. Ama sağlık değil asıl problemimiz orada. Onun kontrolleriyle ilgili bir disiplin elde etmeniz veya yazışmalarınıza özellikle özen göstermeniz bu dönemde çok gerekli ayın 30'una kadar. Bir de aynı zamanda seyahat gündeminizde olabilir. İşle ilgili seyahat de olabilir ve bu seyahatte çokça değişik insanlara hitap edeceğiniz, konuşmalar yapacağınız ve uluslararası seyahatler olabilir. Yeni insanlarla tanışacağınız, hiç tanımadığınız insanlarla buluşacağınız seyahatler gündeminizde olabilir bu dönemde. Özetle 20 Mart'la 19 Nisan arasında her neyi diledinizse gerçekleştireceğiniz bir dönem olacak. O bakımdan da dileklerinize çok özen gösterin, önem verin derim. 22 Mart'ta Satürn Kova Burcu'na geçiş yapıyor. Kova tabii iyi etki sizin açınızdan ve 7 Mart 2023'e kadar Kova burada. Sadece 2 Temmuz'la 17 Aralık arasında Oğlak Burcu'na bir geçiş yapacak. O dönemde biraz daha nasıl diyeyim? Ev ödevi tamamlar gibi bir döneminiz olacak. Eksik yarım işlerinizi tamamlayacaksınız. Geçmişten gelen borçları kapatmaya gayret edeceksiniz. Sevgili ikizler, şimdi açıldınızsa 2 Temmuz'dan itibaren ödemeye başlayacaksınız. Öyle ifade edeyim. Şimdi çok para harcadınızsa o dönemde toparlanmaya başlayacaksınız. Ama bu geçici bir dönem, 2 Temmuz'la 17 Aralık arası. Olumsuz olmaması için tabii bütün gayretimiz nedir? Harcamalarınıza dikkat edeceksiniz ki 2 Temmuz Satürn Oğlağı bırakmayalım hiçbir şeyi. Eğer ev değişikliği yapacaksanız 2 Temmuz'dan önce bunu yapmanızda fayda var. Aynı zamanda eski ilişkileri tekrar canlandırmayı planladınızsa, tekrar bir araya geldiniz, bir aşk doğduysa eski arkadaşlıklardan, Mart'ın, Nisan'ın ve Mayıs'ın tadını çıkarın. Haziran'a bile bırakmayın o yakınlaşma sürecini. Sevgili ikizler, Mart ayı bitiyorken gerçekten enerjiniz ilk günkü kadar, yani Mart'ın başındaki kadar yüksek. Kısmetleriniz de ona göre yüksek. O yüzden Mart'ın tadını çıkarın derim. Astroloji danışmanlığı için bana her zaman ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerim videomun altında. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.